Ateşli, buzlu, tuzlu. Yıllar geçti üstümden Eskimedim ben hala Geliştirdim kendimi Şu noktadan bu noktaya Birçok filmim yapıldı Tutmadı pek belli ki Yine de çıkartıyoruz İzliyorlar abisi temalı Bu yapımda Japonya'nın ödemiş köyünde başlayan hikayemizde Ablamız şeklinden Mütevellit ileride net Skorpiyonun hançeri olacak olan Aletle toprak eşelemektedir Hanım kolay gelsin fazla durma dışarıda Çocarmış, Hamza abimiz köyün ağası gibimsi bir şey. Kovalarla su taşımaya gittiğinde köye buzlu bir abi geliyor. Neden buzlu? Çünkü geldiği yerleri buz yapabilen bir özelliğe sahip. Ama bu derin dondurucu abimiz henüz tam upgradelenmemiş. Level 1. Köye gelip herkesi öldürdükten sonra Hamza abinin çocukla karısını da köşeye sıkıştırınca köyden acı bir ses yükselir. Be Hamza abi oluyor anana avradını. Koşar adım değil uçar adım köye giderek. Hani sana çok dışarıda durma demiştim. Üşütürsün demiştim. donmuş amına koyayım. Çinli derin dondurucu abimiz Hamza'yı mortingen yaparak oradan uzaklaşıyor. Tabi karısı bebesini öldürmesinler diye saklamıştı. Ulan herkes öldü bebek kaldı derken göklerden bir karar geliyor. Sakın kader deme. Derin üstünde bir kader vardı. Ve Raiden abi iniyor. Bebeği sanki oraya kendi koymuş gibi bulan ve onu alarak yine Nikola Tesla'msı şekilde uçarak giden Raiden abiye sorumuz, ulan madem gelecektin adamı öldürmeden önce niye gelip yardım etmiyorsun? Olay bitmiş, köy katledilmiş, anca geliyor amına koyayım. Sonra neymiş? Kehanetmiş. Kehanet yoktur. Artistlik yaparak sonradan gelen kahraman vardır. Şimdi bakın şöyle bir kehanet var. Bir turnuva olacak. Kaybedilirse dünya dış güçlerin istilasına uğrayacak. Kazanacak ekibi de bu minnak velet toplayacak. Ulan biri buzlayarak insan öldürüyor. Öteki şimşeklerle ışınlanarak geliyor. Uzaylıya gerek mi var? Ne dış gücü oğlum? Şu ana kadar gördüklerimizin hepsi dış güç bence. Raiden abinin kurtardığı tatlış bebeğimiz büyüyüp kafes dövüşçüsü olmuş. Zaten muhasebeci olacak hali yok. Kafes dövüşçüsü falan olacak yani. Aslında kafes kobayı olmuş desek yeri. Çünkü gelen dövüyor, giden dövüyor. Hatta bazen dayak yemesi için kimsenin gelmesine gerek bile kalmıyor. Bakın buraya isim bulamamışlar. Dış dünya demişler. Neresi? Belli değil. Dış işte. Tamam da tam nerede? Dışta. Stratosferin 2 kilometre dışına çıkıp atmosferi arkana aldığında... Bak burada dönem muhabbet şu. Şimdi gidiyorsun dünyaya. Turnuvada bizimle dövüşecekleri öldürüyorsun. Benim adım Ahmet değil. Sub Zero. Ben ne dedim? Ahmet mi dedim? Sırf havasın git işini yapamana koy. Sub abi bizim Hamza'nın oğlu Lung'u öldürmek için dünyaya gelerek dolu yağdırıyor. Halbuki adam kafede zaten. Gir kafeye efendi gibi. Sen Lung musun de. Sık kafasına bas git. Yok öyle havalı olmaz. Geldiğini yedi cihanın anlaması lazım. O yüzden önden dolu yağdırıyor. Nasıl peki? Bakıyoruz. E ne var bunda? İstanbullular bunu yaşadı zaten. Kimse de aa geldi diye kaçmadı amına koyayım. Merkez arabasını kurtarmaya çalıştı. Müttelip sen seçilmiş kişisin. Adın Müttelip olmasına rağmen. Aa Matrix 4'te miyiz lan? Ne mu oldum yoksa? Saçmalama amına koyayım. 30 milyon dolara Matrix'in ilk 20 dakikasını çekemezsin. Önemli bir görevin var. Ne ki? Dövüşeceksin. Oğlum yapımın adı Mortal Kombat. Görevin daha tırmanmak olamaz. Herhalde dövüşecek. Bir de klasik seçilmiş kişi olduğunu ilk başta reddeden esas oğlanlar vardır. Bakınız. ispat et seçilmiş olduğumu. Yalan söylüyorsun bence. Doğum lekem var. Sen osun. Ebenin nikahı. Oğlum dünyada en az 3 milyar insanda leke var derken şöyle bir leke olması gerektiğini görüyoruz. İyi de bu leke değil ki. Bayağı dövme amına koyayım. Anam sabzilo. Yok ben şekersiz içemiyorum. Geri zekalı. Sen kızlar al kaç ben bunu hallederim. Birlikte dalalım ya tek başına zor olur. Hayır ben yardımcı oyuncuyum. Şimdi öleyim ileride canlanırım zaten. Sabzür abi nefes almakta zorlandığı halde taktığı maskesine rağmen abi dondurarak öldürüyor. Ama yanlardan alıp üstlere bırakıyor. Sonra da nasıl olsa ölmüştür diye salıyor. Esas avlanımız da o olduğunu öğrenmek için Sonya ablanın mekanına kapı varken tellerden atlayarak giriyor. Pataküte Sonya abla buna dalıyor. Sen o musun? Doğum lekeni göster. Oymuşum oymuşum al. Bir de götümde var. Hayır efendi gibi sorsana ilk başta. Niye kavga ediyorsun? Kazara öldürsen the end amına koyayım. Bak şimdi bir turnuva olacak tamam mı? Kazanmamız lazım. Yoksa dış dünya bizim dünyayı kontrol edecek. Ama turnuvayı beklemeden kötü adamlar lekesi olanları öldürmeye başladı bile. Turnuvanın adı ne ya? Mortal Kombat 11. Ya siktir git PlayStation oyunu lan o. Bende var. Hatta parayla karakter falan satın alıyorsun. Bak bunlara burada bir yaratık saldırıyor. Yaratık nerede? Tepede. Normalde görünmez ama istediğinde görünebiliyor. Şu an görünüyor mu? Evet. Bu abi nereye bakıyor? Tepeye. Görüyor mu? Hayır. Böyle de mantıklı bir yapım işte. Tabi sonuçta yaratığı üçü birlikte öldürüp Los Santos'a taşınıyorlar. Bu üçüncü abi de Kano'ymuş. O değil. Bu. Bu üç dingil Raiden'ı bulmaya gidiyorlar. Neden? Turnuvayı beklemeden saldıran kötü adamları şikayet etmek için. Ama yaptıklarının ne kadar mantıksız olduğunu şidiyologdan anlayabiliyorsun. Raiden'ı bulmamız lazım. Nerede olduğunu bilen yok ki. Sen biliyor musun? Evet. Oğlum nasıl oluyor bu iş? Hem bilen yok ama bu biliyor. Yola çıkıyorlar. Selamun aleyküm. Raiden burada. Ananı sikeyim Ben Lu Kang. Hoş geldiniz. Oğlum bu hareketler ne? Tamam dövüşçüsün. Anladık da yani bu duruş falan. 1.50 boyu var tavırlara bak amına koyayım. Gelin. Raiden sizi bekliyor. İyi de biz o taraftan geldik. Lu Kang Bey kimse yoktu yani. İyi tamam gidelim hadi. Yüce Ulu Raiden LTTŞT'yi savaşçıları buldum. Raiden abi her tarafın taşa. Öyle oturuyorsun içeride amına koyayım. Sıkılmıyor mu lan? İnternet de yok. Bunlar mı lan savaşçı? Bunlardan bir sikim olmaz. Koyunuza dönün. Ailem için savaşacağım. Bana şans vermelisin. Lekem var benim. Eben var senin. Sekleri git gözüm görmesin. Bir şey diyeceğim. Mister Elektrik bizi sallamıyor. Gidek mi? Arkananızı bulmanız lazım. Ben de senin kardeşim. Arkananızı diyorum. Bulmanız lazım. Küfür mü ediyor? Ben anlamıyorum ki. Özel yetenek diyor. Cahil. Öyle desene lan Japon arkana markana. Bizim üçlünün sikillerini ortaya çıkarmak için çabalıyorlar. Bunun gözünden ışık çıkıyor ama esas oğlanımızın yeteneği bir türlü ortaya fışkırmıyor. Sonya desen zaten lekesiz onu hiç geliştirmiyorlar. Sonya da diyor ki madem beni geliştirmiyorlar acaba upgrade gelmiyor. Bari kolları kopuk abinin başında iyileşmesini bekleyin. Sonya ne oldu bana? İyisin iyi bak daha havalı oldun. Bütün oyunlarda taşak geçecekler benimle. Nasıl ya? Kolsuz diyecekler bunu amına koyayım. O sıra öteki dünyada... Oğlum şu savaşçılarıma bak ya. Yemin ediyorum var ya alayına tek atacağız. Üç round falan yalan yani. Tek de alırız. Güçsüzler mi diyorsun? Oğlum güçsüzün bile gücü olur. Onlar bizim karşımızda bildiğin Karabük Spor ya şu an. İkincilik kırmızı grubu amına koyayım. <laughs> o yüzden turnuvayı beklemeden gidek dalak. Gerçi kalkan kurdu mabedin etrafına Raiden kardeşimiz ama buluruz bir yolunu yani. Değil mi kız Joker? Aynısı değil mi ya? Joker bok yemiş yemin ediyorum. Bak ne diyeceğim. Kaldır şu kalkanı da kapışak. Hayatta olmaz. Ben canımı Hollywood'da bulmadım. O zaman bizim tarafa geç. Heh. Oros bu çocuğu muyum oğlum ben? Mümkün değil. Onlar ne veriyorsa iki katı. Kardeşim burada bekliyorsun hemen kalkanı kaldırıp geliyor. Kano abi bizimkileri satınca kalkan kalkar ve büyük fight başlar. Herkes ayrı bir mekanda dövüşürken Arkanasını bulamayan bu dingil Goro'yla yumruklarıyla Evet yumruklarıyla dövüşmeye çalışır Adamın dört kolu var amına koyup Goro abi bizimkinin karısını çocuğunu ikiye bölmek üzereyken Vahisine ulaşan abimiz oluyor Aquaman Evet size soruyorum ne fark var abi Tabi esas olan kostümlendi. Goro kim? Bir dakika sürmeden knockout ediveriyor. Şimdi burada bunca dövüş dönerken, adamlar mabedi basmış, ortalığın mına koyarken size hikayenin Batman'ini tanıtmaktan utanç duyuyorum. Raiden nerede abi? Oğlum adamlar mabede girdi mabede. Ha geldi. Boss savaşına hoş geldiniz Raiden. Aa, amına koyayım nereye gitti yine ya? Abiler tek tek herkesi avlıyorlar. Bu arada lekesiz Sonya Kana'yı öldürünce lekeli Sonya oluyor. Nasıl oluyor bilmiyoruz. Allah'ın işi işte. Biz burada Sabziro ile Aqua abinin fightını izleyeceğiz yarım saat derken gel lan buraya diyerek Scorpion çıkıyor. En başta ölen Hamza abi yer altında Scorpion olmuş kaç bin yıl intikam beslemiş. Scorpion abiyle Aquaman bir olup Sabzuro'yu haceme dedince ekip aa dövüştünüz mü bittim ya iyi geldik hadi bizde. Şeklinde olay yerinde bitiverir. Amına koyayım o kadar havalı adamım vardı sırf başrolsünüz diye nasıl öldürebiliyorsunuz ya? Eh geldi. Hile yapıyorsunuz oğlum. İtem satın aldınız değil mi? Kodumun pay to vincileri. Alakası yok basket. İkinci filmde var ya ben atlayacağım. Ordu basacağım amına koyayım ordu. Valla bu tutmadı ikisi gelmez sanmıyorum. Gelir gelir inş. Bak oğlum bu yapım toplam 1 saat 50 dakika. 1 saat 50 dakikada spor yap, kitap oku, oyun oyna, seyahat et, tuvalette sıç, duş al, yürüyüşe çık, kendini s**k. Yani kısaca istediğiniz her şeyi yapın bundan daha tatminkar bir zaman geçireceksinizdir. Eğer hala bu yapımı izlemediyseniz ben yandım siz yanmayınızdır. Sırf bu oyunu oynayanları çekmek için yapılmış tipik ticari popüler kültür ürünüdür. Allah da sizi bildiği gibi yapsındır. Kısacası kazandım oyun dünyasından. Doymuyorum paraya. RoboCop kapıştırdım Mortal Kombat'ta. Sorgulamadı kimse. Oynadılar delice. Bir kişi de demedi ki oğlum bu ne la Temalı bu yapım bizim için. Raydın abi selam götür sincorpiyonun diyarına Ananınınının üzülmesin finale doğru onu getireceğim bu dünyaya bu dünyaya